küre arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın küreyi biliyoruz arkadaşlar. Kürenin formülleri var. Kürenin alan formülü şöyle bilelim. Dairenin alanının 4 katı. Akıda kalsın diye böyle konuşuyorum. Hani bana bir yerden işte boza 4 tane daire oluşur falan gibi düşünmeyin. Dairenin 4 katı. Yani 4 pire kare Aklıda kalsın diye söyledim. Tamam Hani ispat ispat bunların hepsini integrallerden ve farklı yöntem, uzun yöntemlerden geliyor arkadaşlar. Hacim. Hacim arkadaşlar 4 bölü 3. Çoğumuz biliyordur bunu pire küptür. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İşte burada bunun türevini alır mısınız R'ye göre? R'ye göre türev alın. R'ye göre türev alın. 3 buraya geliyor. Evet türev alın. 3 buraya geliyor R'ye göre. 3'ler geliyor. 4 pire kare alan geliyor. Kürenin hacminin türevini alınca alan veriyor. Sadece akılda kalsın diye. Türevini 4 bölü 3 pire küp hacim. 4 pire kare deneyi ver arkadaşlar. Alanı veriyor. Yarı çap 13 olan bir küre, bakın daire bilgisi çember bilgisine kadar önemli. 5 cm uzaktan kesilmiş. Kesiniz alan bir daire oluşur. Yani bu bir dairedir. 5, 12, 12, 12, Bize kesit alanı dediği bu bölgeyi soruyor. O bölge bir dairedir. Yönün alanı 144 pi'dir arkadaşlar. Gayet basit. Yarı çap 13. 5 uzaktan yarı çap 12. 144 pi bunun alanıdır. Devam. Ee, bir de suyun içine kalana kadar suyla dolduruluyor. Buradaki suyun hacmi nedir diye sormuş. Ne kadar kolay bir soru ki 2016 yılında geldi arkadaşlar. Bakalım. Şurası 3. E, burası da 3. Su e suyun yüksekliği 6 olduğu için yarı çap 3, e Peki zaten şuranın 6 olduğunu alt soruda vermişti. Bu silindirde şuranın hacmini bulalım. Nedir bu hacim? pi 6'nın karesi çarpı 6'dan neyi çıkaracağız? 2 tane küreyi. Küre hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küpten kaç tane var? 2 tane var. Buradan arkadaşlar ne geliyor? 3 gitti arkadaşlar buradan. 36, 72 pi. 216 pi eksi 72 pi'den cevap arkadaşlar 144 pi olacaktır. Ne yaptık arkadaşlar? E, bilyeler suyun içinde kalana kadar suyla doldurulmuş. O zaman burası yarıçap 3 3'ten 6 geldi yükseklik. Pi altın kare çarpı 6'dan 4 bölü 3 pi küpten 2 tane var çıkardık arkadaşlar. Gayet kolay bir soruydu. Bakın 6 vermiş. Şu haş nedir diyor. Boydan boya yani şuradan şuraya kadar haşı sormuş. Gayet kolay. Bak şimdi. Şuraya indiğimde yükseklik. Şurası kaçtır? 5. Gayet güzel. E zaten bu çap aynı çap değil mi 6'ysa o zaman burası kaç geldi? 3 3. O zaman buraya kaç geldi? 4 geldi. Harika. Bunu devam ettirelim yukarı doğru. Şurada nedir? Yarı çaptan 5'tir. E bunu komple aşağı devam ettirelim. O da zaten yükseklikten 6'dır. O zaman 6, 4, 5. Toplam kaç geldi arkadaşlar? 15. Cevap neymiş arkadaşlar? 15 arkadaşlar. Gayet kolaymış. Bakın. 5 ise 5. Şurası 6'dan 3, 3'ten 4 geldi. Bura 6'ydı. 10. Bir de bura 15. Buyurun. Soru. Devam. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle olmuş küpün içine sığacak en büyük küre koymuşlar. Şimdi en büyük küreyi koyduğunda şimdi oda düşünün odanın içine böyle koyduğumda bu kürenin çapı Odanın bir kenarına eşit değil midir arkadaşlar? Bakın yani şuranın böyle de, duvarlara değiyor ya böyle duvarlara değdiği yere bakacağım. Bu bir çap değil mi? Mesela 12 ise yarı çapı bunun 6 alt olmak zorundadır. Diğer bir deyişle bu şekle düz baktığımızda karşımıza şöyle bir şey görmez miyiz? Düz baktığımızda. Evet düz baktığında ya da üstten baktığında böyle bir şey görüyorsun. Bu işte odalara değdiği yerler arkadaşlar. Şuralara değdiği yerler. Ki 12 ise 6 6 olmak zorunda. Dolayısıyla 6 6'dan arkadaşlar 12 6 ise kürenin hacmi 4 bölü 3 pi 6'nın küpü. Bu da arkadaşlar 7, 288 pi olacak. Neden? Şöyle yaptım kafadan. 216'yı 3'e böldüm. 72 buldum. 72'yi 4 ile çarptım. 288 geldi arkadaşlar. Şimdi bakın. Olayı ne olur düşünün. Bak şimdi şu elimi düşün. Şu iki elim bu küpün kenarları olsun. İçindeki küre de böyle değiyor. Duvarlara değiyor. Çapı o iki sarısındaki mesafeler arkadaşlar. Tamam. O zaman 12 oldu. 6, 4, 3, 1 küpten kürenin hacmi oldu. Peki bu sefer de tersi. Bu küpün köşelerinden geçiyorsa küre. Köşelerinden geçiyorsa arkadaşlar en uzak iki köşe arasındaki mesafe yani cisim köşegeni bizim neyimiz oluyor biliyor musunuz? Çapımız oluyor. Bir düşünün Odayı düşün, kendi odanızı düşünün. Bütün köşelerden küre geçin düşünün. Bunun çapı cisim köşegenidir. Cisim köşegenidir. Cisim köşegenidir arkadaşlar. Dolayısıyla kürenin yarı çapı 3 kökü ise yarı çapı 3 kökü 3 kökü burası olup bütün hepsi 6 kökü olur. Biliyorsunuz ki küpün cisim köşegeni A kökü 3'tü. Nereden geliyordu? AA diyelim. Yerden çekiyorduk hatırlayın. Burası A kökü geliyor. Burası A geliyor. Pisagor'dan A kökü 3 geliyor. Yani A'mız A kökü 3 6 kökü eşit. O zaman A'mız kaç geldi? 6 geldi. Bir kenara 6 ise bize küpün hacmi sormuş. 6'nın küpü 216'dır. E, Küpün köşelerinden geçiyorsa küre, küpün cisim köşegeni kürenin nesidir? Çapıdır diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım tamam mı? Buradan da sorumuz geliyor. Devam. Evet arkadaşlar bakın devam ediyoruz. Şimdi bunun yarı çapı 3 doğru mu? Doğru. Yükseklik 8'den şuraya kaç gelir? 5 gelir. Çok iyi gidiyoruz. Çünkü dik koni tam inmiş bu şekilde arkadaşlar. Peki. Şu yarı çap işte o önemli ki arkadaşlar şunu çekmeyi düşünseniz. Çünkü 3 ise bu da nedir? 3. Ve buraya kaç geldi? 4 geldi. Buradan sonra iki çözümümüz var. Birincisi şu. A, B, 90. 90 ise bura nedir? B. Be? Bakın benzerlik her yerde. B'nin gördüğü küçükte 4'ün, büyükte B'nin gördüğü 8 oranı. Sonra nereden başlayalım? Küçükte A'nın gördüğü 3'ün, büyükte A'nın gördüğü R'ye diyelim mesela. Güzel. Buradan 2 katı 2 katına R kaç geldi? 6. Çok güzel. Peki 6, 8 şurası kaç geldi? 10 geldi. 6 olsa koninin şöyle çizim orada karışmasın. Şurası 6, şurası 10 olsa koninin yan alanı neydi? Yani pirel. P, R, L. Pirel 60 P'dir direkt. Ya da buradan 60 pi'dir. Peki arkadaşlar tüm alan deseydi bir de <laughs> 36 pek ekleyecektim. Harikasınız. Peki hocam başka ne yapabilirim burada? E, şunu yapabilirim. Şurası R ise bu da R değil mi? Evet. Sonra burada Pisagor yaparım Çünkü yok, Değiyorlar eşit işte. Pisagor yaparak da bulabilirdik R'yi benzerlik yapmadan. Şimdi bir tekrar ne yaptığımızda 3 yüksek 8 ise 5 kaldı. Şu da 3 olunca 4 geldi. AB 90, 90, A, B. B'nin gördüğü 4'ün B'nin gördüğü 8'e 2 katı. A'nın gördüğü A'nın gördüğü 6 geldi. Yan alanda... Pirril <laughs> Peki kürenin alanı 100 pi. Küre alanı neydi? 4 pi re kare 100 pi. Harikasınız. Buradan pi'ler gider. R kare 25. R'miz kaç geldi? 5. Dik koni dediği için bu yükseklik tam aşağının merkezine dikilmek zorundadır. E, R5 arkadaşlar. Bu R büyünün yarı çapı 5. Yani şurası 5. Şurası 5. Kürenin yarı çapı 5. E, 3 bir şey 5. 3, 4, 5. Ve 9 geldi yükseklik. Nedir bu koninin hacmi? Taban alanı çarpı. Evet. 9 bölü 3'ten cevap arkadaşlar 27 pi gelecektir arkadaşlar. Ne yaptık? 4 pi kare 3 pi'den 5 geldi. 5 5 yüksekliği indirdim. Ne 5? 3 4 5'ten 4 pi 3'ü kaçar. 9 bölü 3'ten cevap geldi. Devam. Yarım kürenin alanı nedir arkadaşlar? Pi kare zaten tüm küreydi. Yarısı ne oldu? 2 pi kare. E bir tane de şu tabanda geldi bir pi kare daha. Daire. Toplam ne oldu? 3 pi kadir. Yani 3 pi 3'ün karesidir arkadaşlar. Buradan 27 pi olacaktır arkadaşlar. Devam. elektrik bir ip var. Bu kuşun uçabileceği hacim nedir? 3 zeminde olduğu için bu yerin altına uçamıyor. Yerin altı sadece üst tarafları uçabiliyor. Üst tarafları uçabildiği için Üst taraflar uçabilir. Diç mesela şuraya bağlı kuş olsa şöyle uçmaya çalışsa şu bölgede uçabilir. Niye yukarılara, aşağı, şöyle ipi düşünün şöyle her şu taraflara böyle uçabilir. Ama yarımdır. Aşağı inemez çünkü zeminde. O zaman bunu uçabileceği bölüm arkadaşlar şöyle bir küredir. 4 4 4 ama yarım küredir. O zaman uçabileceği hacim 4/3 pi 4'ün küpünün nesidir? Yarısıdır arkadaşlar. Buradan e, 128 pi bölü 3 oldu arkadaşlar. Uçabileceği hacim neymiş arkadaşlar? 4 bölü 3 pi küpün yarısı. Neden yarısı? Çünkü alt tarafa geçemiyor. Üst tarafta uçabilir. Zemin şurası. Yukarılarda uçabiliyor ama aşağı inemediği için yarım küredir. Şimdi bir e, demirin ucuna bağladık ipi ve böyle uçabiliyor. Sağa sola sağa ama halka var. Halka yukarı doğru hareket edebiliyor. Her tarafa 4 4 4, 4 çapraz yukarı böyle böyle geliyor. Bu kuş şuraları hep uçabilir. Bak halka buraya kadar gelebiliyor. Bak şuraya kadar. Şöyle 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 şöyle. Yani şu bölgeleri hep uçabiliyor bak. Şu bölgeleri hep uçabiliyor. Çünkü her tarafa doğru dönebiliyor. 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 Şuraya gelince halkaya şu takılıyor. Ve dört olarak sağa yukarı 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 sola yukarı her tarafı şu şekilde uçabiliyor. Yani orada da ne oluşuyor? Bir yarım küre oluşturuyor. Yani bunun uçabileceği hacim aşağıda bir silindir. Yukarıda da bir küre arkadaşlar yapalım. Yarım küre pi 4'ün karesi çarpı 10 aşağı sindir artı 4 bölü 3 pi 4 ipin uzunluğu 4 bölü 3 pi r küpün nesi yarısı. Arkadaşlar şurayı zaten şu bölgeyi zaten solda bulmuştuk. 128 pi bölü 3'tü. Burada da arkadaşlar kaç geldi? 160 pi geldi. Buradan da devam edersek 480 pi. 508 pi bölü 3 olmuş arkadaşlar. Şurada 4 4 4 4 4 4 4 4, 4 hep oluyor. Bak burada çap mesela şuradan 4'ü şöyle de uçabilir. Sorun değil. Ama sonuçta şuraya geldiğinde buraya kadar uzunlaşıyor. Bak şu kadar uzunlaşıyor. Yani şu şekilde istediği kadar gidebiliyor şu bölgelere kadar. Maksimum. Şuraları da uçarsa yarım küre arkadaşlar. O zaman ne oldu bu şeyimiz? Her tarafı uçtu 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 Yukarıda da böyle takılınca her yere her yerine yarım kürelik bir bölüm yaptı. Toplam bu oldu arkadaşlar. Devam.